Aşağıda bir bölgeye ait yıllara göre sıcaklık ortalamaları ile bu bölgelerde yaşayan 3 farklı mikroskopik canlıların yıllara göre sayılarını gösteren grafikler verilmiştir. Buna göre bu grafiklerle bakılarak yapılan hangi seçenekteki yorum doğru olabilir? Z canlısı mutasyona uğramış ise bu yararlı bir mutasyondur. Bakın arkadaşlar, Z canlısına bakıyorum. 2010 yılına kadar sayısında azalma meydana gelmiş. Daha sonra 2010 yılından sonra arkadaşlar sayısında artıyor. Demek ki şu 2010 yılında bu mutasyona uğramış olabilir. Sayısı arttığı için bu yararlı bir mutasyon olabilir. Bu bilgim doğrudur arkadaşlar. X canlısı DNA'sında sıcaklık artışına bağlı mutasyon gerçekleştiği kesindir. Arkadaşlar, X canlısının sayısı direkt artıyor. Ama burada mutasyona bağlı bir artış olduğu kesin değildir. Bu yanlış bir bilgidir arkadaşlar. 2010 yılında bölgeye en iyi uyum sağlayan Y canlısıdır. Arkadaşlar, Y canlısı hiçbir zaman hiçbir yılda bölgeye uyum sağlayamamıştır. Çünkü hep canlının sayısında azalma meydana gelmiştir. 2000 yılında tüm canlı türlerinin sayılarında azalma gözlenmemiştir. Şimdi 2000 yılında arkadaşlar ne olmuştur? 2000 yılında kırmızı yani Z canlısında azalma, yeşil olan Y canlısında azalma ama X canlısında daima artma meydana gelmiştir. Hepsinde azalma meydana gelmemiştir. O yüzden bu da yanlıştır. Cevabım A seçeneğidir arkadaşlar.